Herkese selamlar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bak canım, serimizin 18. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda videonun girişini daha sonradan yapıyorum. Hemen ufak bir bilgilendirme yapayım video ile ilgili. Elimizdeki pençenin 9 basımını izleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonracığıma neler yaptık bu bölümde. Kan ritüelinden son kerpetenlerimizi çevirmiştik en son. Onlar var. Ondan sonrasında efendime söyleyeyim, zodyaklar ufaktan artık bunlara başlıyoruz dostlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Videoya geçelim. Arkadaşlar, bu en sonki silahın komik durumundan sonra eşyalarından bir miktar toparladık. Cemal abiden borç aldım bunları. Artık ne kadar yerse, tabii yeterse bu da, geri ona döneceğim parasını kastıktan sonra. Şu an benim bunu alacak param yoktu. Kendisi de sağ olsun bizlere her zamanki gibi yardımcı oldu abi. Pençemiz bildiğiniz üzere artı 7, en azından 9 yapmamız lazım arkadaşlar bunu. Şöyle bir 4 tane ben deneyeceğim. Eğer ki 4 tanenin 4'ünde de geçiremezsem Cemal abiye bunları vereceğim. Bakalım, biraz da o deneyecek. Onun şansı benden daha iyidir bu konularda. Ama inşallah gerek kalmaz ona arkadaşlar. Şu an her şeyimiz hazır. Elimizde gördüğünüz kadar metal ve malzeme var. Umarım burayla en azından hepsini kullanmadan 9 çıkartabiliriz diye ümit ediyorum. En azından 8'i hızlı gelirse, pahalı olan kısım çünkü 8 diyebilirim. Haydi bakalım, 4 tanesini deneyeceğiz. Şöyle ilkiyle beraber bir başarılı yazısını görebilir miyiz acaba? Maalesef ilkinde yandı beyler. Bunun her denemesi 55 fon falan aşağı yukarı. Onun için her deneme bizim ileride yapacağımız kaç tur zodya bedel olacak. Umarım ki çok fazla zorlamaz onun için. Buradan üzülerek ayrılmak istemiyorum gerçekten. Umarım bizim ocağımıza incir ağacı dikmez. Şöyle bir tane de attan inerekten abi. Maalesef burada da gitti. 110 won eksideyiz an itibariyle. Haydi bakalım. Çıkmadık candan. Ümit kesilmez arkadaşlar. 3'te 4'te geçmesi bizim için kafidir. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Artı 8'e basıyoruz sonuçta. Ama şans bu tabii ki de. Yani hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Kaçta geçeceğiyle ilgili. Kaçta geçer biz de sizle beraber göreceğiz. Of, çok güzel. Allah'ım, içim rahatladı. Oh be. Vallahi billahi içim rahatladı beyler. Bunu 165 puana kapattık arkadaşlar. Şimdi 9'da birazcık daha zorlamasına izin vereceğiz. Yani problem yok zorlamasından yana. Çünkü burası tanesi 15-20 m civarlarında. Yani 8 won, 15 won falan aşağı yukarı bir denemesi. Onun için çok büyük bir problem teşkil etmiyor bizler için. Tabii ki de yine burada da hızlı geçmesi bizler için güzel bir avantaj olur. Haydi bakalım, tek de bir 9 görürsek gerçekten çok sevinçli bir şekilde ayrılırız buradan. Maalesef ilkinde yandı arkadaşlar. Burada da bir 4 tane deneyim, yine aynı şekilde ekstrasını Cemal abiye veririz arkadaşlar. Şöyle bir tık da öne gelelim bakalım. İlkinde maalesef yandı. Burada da 3'te geçerse yine gayet güzel bir şey olur bizler için. 2 de maalesef yandı. Şöyle 3.'ye geçelim arkadaşlar. Bir tane bir uluyalım şöyle. Haydi bakalım, 3. deneyişimiz bizler için şanslı mı acaba? Maalesef bu da olmadı arkadaşlar. O zaman bir tane de şöyle yer değişikliği yaparak arkadaşlar şurada basalım. Bunu da yerini değiştirelim hatta. Böyle bir yerde basalım. Bakalım burada şansımız gülecek mi? Haydi bakalım. Umarım ki 4'te geçer. Artık bizi bu zulümden kurtarır ve hasar denemesini yaparız. Artık çakır kuşundan az vurursa hala büyük küfür ederim beyler, ama şöyle göstereyim. 361'e 435. 468'e 542. Yani patlamasını artı 9'da yaşadığı için orada çok komik hasarlar gördük. Haydi bakalım, artık bu komik hasarlardan kurtulalım. Maalesef olmadı beyler. Ben bunu bir Cemal abiye teslimat yapayım. Birazcık da o denesin bakalım. Evet arkadaşlar, artı 9'a geçirdik. Şöyle sizlere de göstereceğim biraz sonra. Şöyle skillimi yakayım abi. Bu arada bir miktar zorladı. 4 ben denedim. 4 Cemal abi denedi. 4 de Cenk abi denedi. 12. de geçti ta. Yani bir miktar bizleri yormuş oldu. Fakat yapacak bir şey yok. Sağlık olsun dediğimiz cinsten. Şimdi şöyle, delici isabetimiz 92 dostlar. Böyle her şeyimden basıyorum. Bir tane marka. Bir tane şöyle. Efendime söyleyeyim böyle. Her şeyimden basılı. Şimdi bir metin hasarını görelim. 43.600 gibi bir hasar görüyoruz arkadaşlar. Böyle birazcık daha vuralım. Tam hasarımızı görelim. Maksimum 43.900 gibi bir hasar gördük abi. 44 gördüm. 44.200 civarında bir hasarı var arkadaşlar. Şimdi bir de yılan pençemize geçiyoruz. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi STR patlamasını yaşadı. Şu anda bu arada denemeyi bir daha yapmam lazım çünkü deliciyi basmamışım. Şöyle tekrardan bunu giyelim. Şebnemi de basalım. 132 oldu şu anda delicimiz arkadaşlar. Şöyle bir vuralım. 46,
civarlarında bir hasar. Yani 20 delicinin değiştirdiği hasarı görüyorsunuz dostlar. 46 civarında bir hasarımız var. Şimdi bir de yılan pençesini takarak tekrar deneyelim bakalım. Şimdiki hasarımız asıl hasarımıza yakın bir hasar olacaktır. Şöyle gösterelim. 50K. Yani o artı 7'deki komikliği arkadaşlar. Siz görmezden gelin. Şu anda 50K'lık bir hasarımız var. 46'ya 50, 4K bir bunun üstünlüğü var. Ve şöyle bir şey var. Bunun 6-7'sinde bulunan canavar 7'den kaynaklı. Biz buraya bir mutluluk yüzüğü taktığımız zaman oradan da ufak tefek bir artı hisse alacak. Çok olmasa da. Ve diğer itemlerimiz daha hala hazır değil. Şöyle göstereyim. Burada canavar eksiğimiz var mesela. Ivır zıvırdır yani. Hani böyle eksiklerimiz hala mevcut. Aura'da mesela burada işte çevikliğimiz, STR'miz yok. Hasarımız, max hasarımız daha da artacaktır. Rahat bir 55 kaldırı görürüz diye düşünüyorum ben. Hatta bir aura'yı da değiştireyim. Buradan da bir delici alalım arkadaşlar şöyle. Buradan da bir delici aldıktan sonra hasarımızı görecekken maalesef ki şöyle hemen geçelim abi şuna. Zeka ile beraber kırmızı kurtumuzu yakalım. Tekrardan F4. Tekrardan şu. Efendime söyleyeyim bir daha bir bakalım hasarımıza. Yani gördüğünüz üzere 50K civarlarında bir hasarımız var arkadaşlar. Gayet keyifli bir hasar bence. Metinleri paramparça ediyor gerçekten. 144 deliciye ulaştık. Yani dile kolay 144 delici. Daha da artabilir mi bilmiyorum. Daha nereden arttırabiliriz bilmiyorum. Ama sanırım full şu anda. Yani maksimum delici oranı bu çarın en azından şu anlık 144 arkadaşlar. Hasarımız da dediğim gibi çok tatminkar. 50.5'ları görüyoruz. Artık şu kan ruhlarını da çevirdikten sonra kerpeten elde edersek artık oradan da çarımız hazır olacak. Küçük kutlamalarla beraber tekrardan bunun 6-7'si denenecek arkadaşlar. Ondan sonra çarımız artık hazır olacak. Bir tek yan çarları 60 kasmak kalacak. Ondan sonra Zodya gönül rahatlığıyla başlayabiliriz. Bence baya baya sağlam bir şekilde geliyoruz. Bu arada kolyede de metin yok, onu tekrar belirteyim. Yani hasar gerçekten daha da artabilir. Maksimumda güzel hasarlara ulaşabiliriz. Heo diyelim artık, ufaktan ben çarı götüreyim eldiven görevine. Arkadaşlar çarı getirdim. Şu anda bildiğiniz üzere bu Dongan haritasındayım. Eldiven görevini yapmak için ufaktan kesimlere başladım ama bir miktar zorlanıyoruz tabii ki de. Şöyle birkaç tanesini kestim ben. TTR'yi falan tamamladım. Şu an ucu ucuna yetiyor her şeyim. Bir problem yok. 44K'lık bir metin hasarımız var. Şu an delicimiz falan tam olmadığı için bir miktar az hasarımız var ama hiç problem yok arkadaşlar. Kesiminde bir görün bakalım. Ateşimiz bu arada bir miktar düşük. Onun da sebebi diyareti arkadaşlar. Zırhımızda ve kaskımızda bulunmaması. Maalesef onlara bir el atamıyorum yani. Şöyle bir onu da göstereyim. 72 miydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir ateşimiz vardı abi. Nerededir o? Geçtim sanırım. 72 ateşimiz var. Arada böyle stana falan ölüyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Arada böyle şehir atıp tekrar gele gele bir şekilde bunu halledip zaten bir daha da Yohara'ya uğramayacağız dostlar. Onun için bir problem olduğunu düşünmüyorum. Biraz vaktimi alacak ama dediğim gibi sıkıntı yok abi. Ben birazcık uğraşayım bakalım. İnşallah bir 2-3 saatte en azından tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Bana kolay gelsin. Eldiven görevini neredeyse tamamladım abi. En son bu Gautama'daki dolandırıcıya gönderiyor sizleri. Devam, onu tutukla dedik. Teovahtan bilmem ne cart curt. Hemen Teovahtan'a dönüyoruz. Ufaktan da görevi anlatayım arkadaşlar. Teovahtan'a geliyorsunuz. Şüpheli mi bir şey, uğursuz güçler mi, öyle bir şey diyor. Onu alıyorsunuz. 30'ar tane bir şey toplattırıyor. Metin keserek, slot keserek elde edebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geliyor. Şuralardan konuşturtuyor size. Gidiyor 10 tane daha bir şey düşürtüyor. Yine metinlerden düşürebilirsiniz yani slot keserek. Sonrasında da yine sağa sola göndertiyor. Ve geldiğiniz zaman en sonunda başarılı tutuklandı deyip tekrardan bir daha tıkladığınız zaman sizlere ödülünü veriyor arkadaşlar. Eldiven lisansını bu şekilde elde edebilirsiniz. Siz de çok da aşırı zorlanmadım ben. Başta ölmemizin sebebi tamlığımız hiç olmadığı için slotlara sıfır vuruyordu. Yani hiçbir şekilde misten başka bir şey vurmuyorduk. Bunu alınca çar açıldı. Direkt absorbesini falan yapıp slotları öldürmeye başladı. Neyse şunu da hemen kullanalım dostlar. Ondan sonracığıma nerede abi bizim eldivenler? Bu eldiveni buraya taktık. Hop. Böyle attan inerekten bu eldiveni de buraya taktığımız zaman gayet güzel oldu. Şöyle bir tekrardan bakalım beyler ne veriyor burası bizlere. Şöyle simyamızı da açalım. 21. Nasıl 21? Maksimum 21 mi acaba? Bunu çıkartınca 19. Bir şeyimiz eksik. Heh, işimiz eksik arkadaşlar. 22 delici 928 STR veriyor. Yani bayağı absürt iyi bir olay. Bilmiyorum acaba kusursuz olunca 23 veriyor mu deliciyi? Eğer varsa böyle elinde böyle bir Lycan olan beyler, kusursuz setle beraber burada 4 zekamız eksik bildiğim kadarıyla 23 delici veriyorsa bana şeylerden yazın abi, yorumlardan yazın, bilgilendirin.
baya iyi çarpmış beyler. Vallahi Laykan oynamak çok keyifliymiş. Delici muhabbeti çok keyifliymiş. Çok da bir gideriniz olmuyor. Bir tek Şebnem basacağız yani. Diğer her şeyimiz hazır zaten. 145 deliciye ulaşacağız yani. Buradan bir delicimiz daha arttı. 145 delicili bir Laykan'la oynayacağız arkadaşlar. Bakalım Zodyak'ta bizleri neler bekliyor, ne kadar bir hasar çıkacak falan, onları da zaten yakın zamanda öğrenmiş olacağız. Artık bana müsaade, yarın bir kan ritüelini çevirelim. Oradan sonra da muhtemelen yan çarları falan ayarlamaya geçeriz. Arkadaşlar dün söylediğim üzere 25.000'lik kerpeten merasimine başlamış bulunmaktayız. En sonki anımız çok hoş değil gerçekten. En sonki anımız gerçekten hoş değil. Umarım bu sefer daha güzel bir sayıyla ayrılmak istiyoruz. Şöyle sizin acaba şerefinize derken maalesef ucunda durdu. Hep böyle yapıyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Umarım şanssız oluruz. Umarım şöyle bir 3 tane 4 tane yine kerpeten çıkartabilirsek bizler için karlı ve güzel olur diyerekten bir sonraki kerpeten çıkışında görüşmek dileğiyle abi. İlk kerpeten H ve de O. Üçüncü kerpetenimiz oldu yani bu toplamda. Çok da zorlamadı. Acaba kaç K'da geldi bilmiyorum beyler ama bir herhalde 3-4K'da geldi diye tahmin ediyorum. Yine bu civarda giderse gerçekten... Ah be ulan dedim, acaba 2 tane art arda kerpeten çıkarsak tarihe geçebilirdik arkadaşlar. Bakalım bir 3-4 tane daha dediğim gibi çıkarsa gerçekten hoşnut oluruz. İkinci kerpetenimiz de geldi arkadaşlar. Şöyle nesne alındı. Burayı bir kapatıp bakalım ne kadar harcamışız. 17. 8K'da 2 kerpeten çıkmış. Şu an iyi. Bayağı iyi gidiyoruz yani. Umarım ki 2 tane daha çıkar da şu altılı seti tamamlarız. İçimiz artık rahat olur. Kerpetenden yana bir derdimiz kalmaz. Çünkü geçen sefer böyle yaptı yine. 2 taneyi verdi. Son 15K'da bir tane bir şey çıkardı. Bir tane bile çıkmamıştı. Umarım aynı kaderi paylaşmayız bugün de. Güzel oldu. Fena değil. Dördüncüyü de aldık dostlar. Kerpetenimizin bu sefer gerçekten bizleri yormadan uygun bir şeyle çıkarttı. Fena değil. Dördüncü de çıktı. Dediğim gibi ama geri kalanını harcayacak bir yer bulamadığım için en azından birazcık küçük kutlama çıksın. Belki dediğim gibi ileride simya falan değişiriz diye içinde kerpeten bulunduralım. Zarar gelmez. Nasıl olsa ruhu kastık diye düşünüyorum. Buradan herhalde devam ederiz. En son artık sonuçla beraber yine kaskımızı falan 6-7 atarken kayda gireriz. Beyler kerpetenden vazgeçtik. Bu şeye geldik. Burada da böyle bir hayı bandı çıktı ikinci çevirmemizde şansımıza. Yani kimisi iyi diyor ama ne kadar iyi, ne kadar çok para ediyor bilmiyorum. 12-13 yemişleri olmamış. Yine fena değil abi yani, bedavadan bant yani, anladın mı? Neden olmasın? Zaten bizde Zodyak'ta tonlarca çıkacağı için sınırsız bunlardan üretebiliriz. Ne kadar çıkarsa bizim için o kadar kar. Kutsama çıkabiliyormuş burada. İşte alev çıkabiliyormuş ve beşli şu STR markalarından çıkabiliyormuş. Dedik kerpetene zaten hani gerek kalmadığı için birazcık da burada dönelim diye onu da haber vereyim dedim. Hızla çıktı vallahi. Belki de çok zor bir şey midir, değil midir bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar tüm ruhlarımızı bitirdik geldik. Orada şöyle gördüğünüzce bir sürü hayı bandı çıktı beyler. Pazarda yok aslında, değerli gibi görünüyor ama bayağı da çok çıktı yani. Neden bu kadar çok varken bu kadar pahalı pazarda bilmiyoruz. Onu artık şansımız deneyeceğiz. Bunları basıp basıp ben tabii ki de hepsini ayrı kuşaklara, yani hepsinin bir tanesi bu atmalık bir kuşak olacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. Onun dışında alev de falan da çıktı şöyle 9 tane. Şimdi buradan baba bunun 6-7'sini artık bunca şeyle bir şeyler getirmeyi umuyoruz. Tabii ki de önce küçük kutlamaları harcayacağız. Bir kere daha değiştirsin. Sonrasında biz burayı bitirdikten sonra tekrar kayda girer. Eğer bir şey gelmezse 11'li ile devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Bir tane daha değiştirsin bakalım ne getirecek acaba bizlere. Değiştirecek mi acaba, daha doğrusu öyle de bir soru sorabilirdik. 100 küsür tane var abi. 110 küsür tane bundan vardı. 11 tane normal kutsama. Artık herhalde bir şeyler gelir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Düşük rütbe geldi. Biz kaçalım beyler. Şurayı bitirip kayda girelim. Beyler maalesef ki 116 taneden yine 7-8 kere değiştirdi fakat hiç böyle güzel bir şey elde edemedik. Artık şu normal güzel kutsamalarla mümkünse varsa bir 40 STR'nizi alırım yani. Varsa bir 40 STR'nizi istiyorum abi. Büyülü STR değil. STR bir de 40 mümkünse. Zehre karşı koyma 1. 500 HP. Anama 2. 250 HP. Nana efendim. Üçüncü eklenen bonus olmaz. Düşük rütbe 75 kere gördük. 1 saniye boyunca buzun gücünü al. Birazcık kaliteli. Birinci eklenen bonus %25. Maalesef. Baba burada da patlamayalım artık. Yeter. Vallahi billahi usandım ama ha. 70 SP. Evet. Dur, yerini oynatamadık. Lan gelsene. Vallahi ağlayacağım. Bir kaska bir insan ne kadar çok kutsama atabilir ya. Bu kadar zor olmamalı.
Kaç kere değiştirildi bu kask? En aşağı kanka bak, en aşağı 100 kere değişmiştir bu kask ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. 100 kere değişip maksimum bir kere 35 STR görmek gerçekten inanılmaz. Savaşçımız için bir tane zırh buldum. Fena da değil gibi geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim zırhı sizlere. 15 ateş, yanında 10 şimşek, yanında da çıtırdan 10 rüzgar. Yani bu birazcık çıtır ama sıkıntı yaşamayacağımızı düşündüğüm bir parçamız. Şimdi şöyle bir kombin düşündüm kafamdan abi. Burada 15 şimşek, 15 rüzgar, 10 ateş var. Yani ateşimiz kırık, şimşeğimiz tam. Burada da tam tersi, ateşimiz tam, şimşeğimiz kırık olacak. Yani zaten bu çarda bildiğiniz üzere abi ne yapacak? Ejder ve Raza 4'den ibaret olan bir çardır kendileri. Onun için bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Hem de defansta bir artış sağlanacak bizler için. 256, yani bir 150 civarında defans artışı olacaktır diye tahmin ediyorum. Gayet güzel bir parça. Şöyle satın alabiliriz bunu diye ümit ediyorum. Satın da aldık abi. Şöyle bir görüntüsünde sizlere göstereyim dilerseniz. Bunlar da bayağı şekil duruyor. Şöyle göstereyim. Bayağı bayağı tatlı duruyor arkadaşlar. Bence fena olmadı. Bunu da satarız diye düşünüyorum. Bunu çok uygundan almıştık biz ama yine de kaç bondan aldığımızı bir bakayım. 5-6 bon civarından almış olmamız lazımdı. Bence bunu aldığımız zırh fiyatına satabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu da gerçekten güzel bir parça çünkü. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Beyler zırhı aldıktan sonra Razor'a bir denemeye geldim. Birazcık savunmamız arttığı için acaba dedim elementer korunma olmadan rahatça kesebilir miyiz diye. Vallahi bir iki kere yamulttular yani artı geçince falan. Aşağıda da yamuldum bir tık böyle mağatta falan. Burada da birazcık zorlandım ama şimdi birazcık düzene girdi. Birazcık elim alıştıktan sonra sanırım elementer korunma olmadan da kesebileceğiz. Yani bizim için nereden kısarsak o kadar kârdır. Zaten çok büyük bir para bırakmıyor bildiğiniz gibi Razor sandıkları. Ondan dolayı minimum giderle oynamaya çalışmak için zaten herhangi bir şekilde bunlardan cevher de almıyoruz. Başka bir şey de yapmıyoruz. Burayı da kısarsak gerçekten güzel olabileceğini düşündüm. Ve herhalde de tuttu yani gayet güzel. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sandığımızı almışız. Hayırlı uğurlu olsun abi, pazara yerleştirelim. Evet arkadaşlar, çarşamba günü geldi. Çem portalımız şöyle gördüğünüz üzere açık abi. 4 tane yançar kastırdım. Şöyle Zodyak yan diye. Bunları 60 levele kastırdık. 90 level zaten bu klientin içerisinde karakterler vardı. Yani 8 tane karakterimiz şu anda tek klient içinde. Hazır ve nazır abi Zodyak çıkmak için. Şimdi şöyle ufaktan içeriye girerekten sizlere göstermek istiyorum olayları arkadaşlar. Bunu bir video içerisinde göstereceğim. Ufaktan triklerini. Diğer portalları da diğer videolar içerisinde göstereceğim. Ayrı bir video olarak yapmayacağım arkadaşlar. Burada bence en büyük özelliklerden, önemli olan olaylardan bir tanesi, şöyle sizlere masaüstümü vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde görün ki nasıl kontrol ettiğimi anlayın diye bunu gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum masaüstünü. Öbür türlü kontrol etmesi çok zor olacak. Siz daha sonra zaten anlayacaksınız. Hemen biraz sonra geri çekeceğim arkadaşlar normal şeklinde. Merak etmeyin yani rahatsız olduysanız eğer. Şöyle ufaktan mekana gelelim abi. Şöyle pelerinimizi atalım. Burada slotları zaten temizliyoruz. Bildiğiniz gibi bir üst kata çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ama aralarda karakter atmak gerekiyor. Karakter atmazsanız ölebiliyor ki bu kat o kat arkadaşlar. Şöyle şunları temizledikten sonra şu şekil hepsine karakter attırıyorum arkadaşlar. En hızlı bu şekilde oluyor yani. Onu size temin edebilirim abi. Şöyle çat 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 basıp karakter atıyorsunuz. Nasıl 8x kontrol ediliyor diyenler için ufak bir gösterim olması adı altında. Bu şekilde karakterleri attıktan sonra şunları kesip hemen kendinizi hızlı bir şekilde üst kata atıyorsunuz. Buraya geçtikten sonra zaten metinleri kesip boss'u keseceksiniz. Burada charlarınızın ölmemesi için karakteri aldınız zaten açık ve bariz bir şekilde. Bunu da kestikten sonra şöyle bir köşeye geçiyorsunuz. Boss'un skill'leri ortaya gelmeyecek şekilde. Bu char buna vururken hemen tak 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 şöyle hepsine oyuna giriyorsunuz abi. Hızlı bir şekilde bir problem çıkmadan şöyle hepsini göstereyim tek tek. Oyuna girdi. Hiçbir problem de çekmedik. Şu anda boss'umuz da bizlere bir stun atmış. Beceri stun dediğimiz. Yani benim kullanım şeklim bu şekilde. Onu belirtmek için bu şekilde bir gösterim sunayım dedim sizlere. Tekrardan tek klientli gösterimimize geçebiliriz abi. Burada bunu kestikten sonra bir üst katımız ne abi? Bonus katı. Bonus katlarında böyle M'ler, K'lar vesaireler yazılıyor. İşte orası burası arkadaşlar. Köpek çıktı mesela. Normalde ben burada diğer karakterleri yine hemen karakteri alıyorum. Çünkü bot çıkabiliyor. Şimdi gelirse görürsünüz zaten. Boss'u öldür çıkarsa mesela aynen öyle. Bunu biz şöyle bunlara vurmadan çekmeye çalışmamız lazım ama gördüğünüz gibi vurdu. Yani karakter atsaydım bunlar ölmeyecekti abi. Öyle söyleyebilirim sizlere. Ben şimdi hemen hızlı bir şekilde bu charları kaldırmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde hepsini kaldırdım. Gördüğünüz üzere 13. kata
kendimi fırlatıyorum. Buradan ne söyledi bizlere? Metin taşlarını imha et. Yine başlangıçta şöyle şuralarda durup bir slotları keserseniz, çarlarınızı öldürmezseniz sizler için daha büyük bir kolaylık olabilir. Buradan da ayrı şekilde şöyle de diriltebiliyorsunuz kendilerini. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun yavrum? Canım evladım. Vurmayan çarlarıma. Şimdi her şeyimizi tekrardan kontrol edelim. Bunları da alalım bunların üstünden. Artık daha fazla rahatsız edilmek istemiyorum gerçekten. Çok fazla vakit kaybettim. Zodyan mantığı en hızlı şekilde çıkmak. Yani ne kadar hızlı çıkarsanız o kadar karlı olur arkadaşlar. Bir saate 4 tur sığdırırsanız mesela karınız işte bir %25 artar 3 tura göre veya işte 2 tura göre oranlarınız değişebilir. Onun için maksimum hasarda çıkmak her zaman çok kıymetli ve tabii ki de çarlarınızı az öldürerek çıkmak daha kıymetli. Ondan dolayı bu karakter atma muhabbeti yapılabilir. Şöyle hemen bunu da atlattıktan sonra bu kat zaten bildiğiniz üzere şöyle heykele vurma katı arkadaşlar. Burada çarları bırakıyoruz ve ondan sonra bir üst kata geçerken tekrardan geliyoruz. Burada da 10. metne geldiğimiz zaman arkadaşlar ben diye yine tüm çarları karakter atıyorum. En rahat şekilde bence böyle oluyor. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Çünkü şimdi bu katta göreceksiniz. Yine ortaya tüm slotlar gelecek. Ve burada aptal aptal sizin yan çarlarınızı kesebilir. Hemen şöyle karakter aldıktan sonra ama artık hemen hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Bir daha onlara dönmeyeceklerdir. Kenara bir yere çektikten sonra slotlarımızı burada patron verebilir, işte efendime söyleyeyim canavarları yem verebilir. O şansınıza göre artık verilecek olan görevler diyelim sizlere. Böyle hızlı bir şekilde zaten çarımız bayağı yamultuyor yani hiçbir şey bırakmıyor. Önde space boyu her şeyi yok ediyor gerçekten. Şöyle hızlı bir şekilde bir üst kata da geçtik. Bu katımızda da yine aynı şekilde patron verdi mesela. Bu şöyle şu metinlerden patron çıkabiliyor arkadaşlar. Ya daha doğrusu çıkabiliyor değil çıkıyor. Şöyle yavaştan vurarak tüm slotlarını çıkartarak ama patlatmanız lazım. Yavaş kesmeniz lazım yani ki tüm slotlarını şöyle bakın bekledikçe slot çıkartıyor bu. Yavaş yavaş dokuna dokuna bekliyorum. Bakalım boss verecek mi? Maalesef buradan vermedi. Herhalde diğer metinden verecek demek oluyor bu da. Bir tane vermek zorunda çünkü bence. Bir tane de vermezse ayıp olur gerçekten. Tamamdır. Şöyle verdikten sonra metni patlatabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde bir üst kata geçiyorsunuz. Buradan sonra bakalım bizlerden ne isteyecek. Ha, burası da şey katı, bonus katı. Ben yine burada çarlarımı karakter atmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ne çıkmıştı? KM çıktı mesela. Bunu not alalım. Şöyle tıklayalım. Ben hemen karakterlerimi alayım karaktere ki bir üst katta da ziyan olmasınlar. Birazcık yavaş alıyorum şu an. Mouse'umu değiştirdim. Sensine alışamadım daha. Tam güzel tıklayamıyorum beyler. Ama şimdi hemen bir üst kata geçeceğiz. Zodiac patronunu alt et. Bir geldi. Bakın şu anda mesela tüm çarlar ölmüştü ve burada ben panik yapacaktım. Çarları kaldırmakla boss'u kesmek arasında ama böyle gördüğünüz gibi hiçbir problem olmadan üst kata attıktan sonra şöyle şuna tıklayıp tüm çarlarıma tekrardan giriş sağlıyorum arkadaşlar. Benim sistemim bu şekilde. İlla bu sistemle yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Ama benden ufak bir öneri yani. Bu gerçekten en rahat yöntem bu şekilde oluyor. Çarlarınızı karakter alarak yapmak bence en keyiflisi. Hiçbir şekilde riskiniz yok. Kaldırma aman kaldırdım mı kaldırmadım mı üst kata geçireyim mi geçirmeyeyim mi işte efendime söyleyeyim bastım ama en üst kata atmadı bir kat atlattı gibi dertlerden beni kurtarıyor açıkçası. Ondan dolayı bu şeyle tercih ediyorum bu şekilde yapıyorum yani Zodya. Zaten hızlı bir şekilde çıktık şu anda bakıyorum videonun girişine. Daha 7 dakika olmuş arkadaşlar. 7 dakika mı ne olmuş aşağı yukarı. 7 dakikada çatır çatır çıkmışız yani. Yani 28'e kadar zaten burada yine bir şeye vurma sütuna vurma katımız var. Biz ona bir vuralım yine bitiminde tekrardan kayda girelim. Yine aynı şekilde bir üst kata çıkarken tüm karakterleri karakter aldım abi. Hızlı bir şekilde 29'da geliyoruz. Zaten tek atmama şansım yok yani buraya. Çar çünkü dediğim gibi çok fazla vuruyor. Çok seri kesiyor. Böyle gördüğünüz üzere zaten gelen boss bile perişan oldu arkadaşlar. Şimdi hemen diğer çarlarıma yine giriş yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Hatta giriş yapmasam bile bir üst katta giriş yapsam bile olur. Orada da hiçbir slot onlara vurmaz ama belki eğer arada 1 dakika geçer de çarları aşağı atar diye onun riskini almaya çok da fazla gerek yok abi. Ya bir kere en üst katta ölsünler artık orada çünkü üst kata geçme gibi bir derdimiz olmadığı için burada ölebilirler diledikleri gibi. Şöyle gelip ölecekler. Şimdi burada canavarları yen diyor. Fare metninden daha çok slot çıkar, mandalardan boss çıkar arkadaşlar. Şöyle yine biraz vura, biraz bekleye bekleye bunlardan slot çıkartaraktan metinleri patlatıyoruz. Hızlı bir şekilde şunu da keselim. Ondan sonrası zaten boss'umuz geliyor. Şöyle hızlı bir şekilde şunu açalım ne olur ne olmaz. Bak gördüğünüz gibi aptal boss oraya gidiyor ve hepsini zaten patlatıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kenara köşeye alalım. Her şeyimizden basalım. Burada karakter atıp delici bug'ını da giderebilirsiniz. Delici bug oluyor diye biliyorum. Hatta biraz sonra kontrol ederiz sizle beraber. Şöyle ben yan çarlarımı bir kaldırayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde topa vurdurmaya başlayayım. Ondan sonrasında onlara da
Bakarız. Şunların otomatik avlarını açıyorum bu arada. Çarların. Orada bekleyen çarların ki top doğduğunda kendileri yürüyerekten topu kessinler. Elle kestirmemek için. Bu bilgiyi de verdikten sonra hemen çarlarımın son iki tanesi kaldı. Onları da kaldırayım. O tarafını açayım. Ondan sonra şamandan ufaktan bir buff vereceğim kendime. Evet, hepsini açtım, hepsini hazırladım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde buff veriyorum kendime. Artık bundan sonrası rahat olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle sizlere delicimi göstereyim şu anda. Delici isabeti 80 görünüyor. Şöyle hemen inelim. Kırmızı kurt ruhunu yakalım. 93 mesela. Şu anda benim 93 olmasının mümkünatı yok delicimin. Her şey basılı çünkü. Şebnem 20'lik. İşte burada 20'likler var. 113'e çıktı şu anda. Ama normalde ben burayı her şeyi bastığımda 135'le falan çıkıyorum arkadaşlar. Burada böyle bir delici bug'ı oluyor. Neden oluyor bir fikrim yok gerçekten ama. Çok da bizlere sıkıntı çıkarmıyor. Çünkü karakter atarsam daha büyük problem olacak. Ondan dolayı hiç gerek yok diye tahmin ediyorum. Bu arada bu yan çarların otomatik hava açık olduğu için taburaya kadar gelmiş ve ölmüşler. Hemen şöyle kenara çekmeye çalışalım tekrardan. Bazen böyle sapıtıp gelebiliyorlar boss'un yanına otomatik havaları açık olduğu için. Hızlı bir şekilde kenara çekelim bunları da. Bir problem yaşamayalım. Gayet güzel gidiyoruz bence. Hiçbir problem yok. Burayı keselim. Üst katta tekrardan kayda girelim arkadaşlar. Evet, bonus katlarına geldim ama çarların otağını açık unutmuşum beyler. Onu bir kapatayım da bizleri şey yapmasınlar. Rahatsız etmesinler şöyle. Şimdi burada klasikler K'lar M'ler havada uçuyor arkadaşlar. K M K geldi mesela şu şekilde. Bunları yazıyorsunuz. Kimileri bunlardan bir word typesi yapıp işte nerede çıkmışsa ondan kesmeye devam ediyor şeklinde ilerliyor. Kimisi sadece hurafe olduğunu söylüyor. Tamamen %50 şans olduğunu söylüyor en üst katta. Vallahi tamamen artık size kalmış bir şey bu. Bundan ne çıktı? Bundan da K çıktı. Şöyle işaretleyelim bunları arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunları keselim. Artık tüccarı bulursak çok güzel olur. Bulamazsak da sağlık olsun. Ben zaten kesmeye devam edeceğim bol bol. Bundan ne çıktı? M çıktı. Şöyle yazalım abi. KK M yazalım. 100 kata geçelim. Efendime söyleyeyim buradan ne çıkacakmış bakalım. Buradan da M çıktı. Mesela şu anda ikisi de eşit çıktı arkadaşlar. Tamamen ne keseceğimle ilgili inanın en ufak bir fikrim yok ama ben köpek kesmekten yana olacağım. Haydi bakalım. Maalesef gördüğünüz üzere çok tamamen random bir şekilde arkadaşlar kesildik ve maalesef ki bizlere hayır dedi, kıl payıyla kaçırdın dedi. Aşağı ineceğiz bu sayede. Maalesef şansımız yüzümüze gülmedi ama inşallah bir sonraki turda tüccarı bulur. Güzel güzel Zodiac sandukaları elde ederiz. Şunu da açalım. Kırmızı iksir o. Gayet güzel abi. Bu şekildeydi. Zodiac'la ilgili eğer sorularınız varsa ve diğer portallarla ilgili bilgi istiyorsanız yorumlarda da bana belirtip sorabilirsiniz dostlar. Ben çıkmaya devam edeyim. Eğer güzel güzel Zodiac yapımlarına devam ediyoruz. Bayağı da bir sanduka kastım yani. Şöyle göstereyim. Bu kadar bir sandukamız var. Hiç fena değil aslında. Şimdi şöyle bir muhabbetimiz var. En son biz bir ayı bandı, ayı kuşağı muhabbetine düşmüştük hatırlarsanız abi. Şimdi bunlardan birazcık şöyle kuşak çıkarttım. Bu kuşaklarla bir deneyeceğiz bakalım şansımızı. Bizim ayı zaten 10 emiş durumunda. Umarım buradan bir tane 10 emiş çıkar da deneme şansını erişiriz derken az kalsın hiç ihtimal kalmıyordu. 5-5 oldu abi. Hadi bakalım. Bir 10 olursan sana zahmet makbule geçer gerçekten. Şöyle 5'imiz. Bir tane daha 5'imiz olacak burada bir yerde. Şuradadır 5'imiz. Güzel 10 oldu abi. Burada bir tane hayı 10'umuz var. Burada bir tane yin 10'umuz var. Umarım olur. Çok güzel. Şimdi benim neden bunu bu kadar istiyorum olmasını? Çünkü piyasada pek yok beyler. Bir tane var. 15 fona atmalı. Pardon 50 fona 15 yemişi. Eğer ki gerçekten bu kadar çok para ediyorsa biz bunu 20-25'ten bile okutsak bende daha en aşağı 15 tane hayı bandı var. Yani hani güzel para anladınız mı? Ondan dolayı en azından bir tanesi çıksın ki pazara atayım bir satılıp satılmadığını göreyim istiyordum açıkçası. Ondan dolayı güzel oldu geçmesi. Böyle de bir görüntüsü varmış. Ben daha önce hiç görmemiştim bu kuşaktan. Şöyle bir bakayım. Ne o şuradaki beyler? Yılan mı? Ne o? Bir garip beyler bir şey var. Burası koç boynuzları gibi. Belki de kendisi de koçtur. Böyle güzel bir kuşak tabii parıldasa daha güzel olurdu ama. Bir pazara atalım şansımızı deneyelim bakalım. Arkadaşlar çarşamba günü bitti. Yani Çen Portalı kapandı. Sizlere şöyle bir 24 saatlik Çen Portalı gününde ne kadar sanduka kastığımı, ne kadar para kastığımı ufaktan bir göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir gösterimini yapayım arkadaşlar. Burada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 paketimiz var arkadaşlar. Bir pakette şeyde var, savaşçının üzerinde var. 35 diyelim yani yüzlü var. Şurası da şöyle. 35 paket kasmışız. 5 fon buradan 40 paket.
8 paket savaşçının üzerinde satıldı. 48. Bir tane daha kayay satıldı. 50 won. Tam olarak bugün 50 wonluk bir para kasmışız arkadaşlar Zodiac'tan. Tabii ki de kuşakları daha saymadım. Kuşaklar da işin içine girerse. Gerçi o da bildiğiniz üzere tüccarda birem birem her çardan aşağı yukarı 1,5 wonluk bir para harcadım abi. Yani ne kadar tüccar bulmuşuz? 10 kere falan mı tüccar bulmuşuz? Aşağı yukarı öyle olmuş herhalde. Tur başında 15'e falan harcıyoruz çünkü aşağı yukarı. 10 kere falan tüccar bulunmuş. Öyle bir hesap edin. 20 tur, 22 tur falan atılmış yani Zodiac. Saatte 3-3,5 tur atılıyor arkadaşlar. 13 dakikada 39. katı gördüm. Hatta süresi de var, onu da gösteririm bir ara sizlere. Durum vaziyet bu şekilde. Yani kaç kere çıkmış oluyoruz abi? 21'den bölü 3 desek 6-7 saatlik bir farm yani aşağı yukarı. Saate böldüğünüz zaman onu da böleyim abi. Şöyle 50 won bölü diyelim. 6,5 saat diyelim abi. Aşağı yukarı 7 wonluk bir getirisi olmuş arkadaşlar bize saatlik. 6-7 won civarında bir getirisi olmuş. Ama dediğim gibi biz çok hızlı çıkıyoruz. 13 dakikada tüccara geliyoruz yani. Baya baya seri çıkıyoruz arkadaşlar. Çar çok kuvvetli. Metin hasarı 45k. Boss hasarı 35k. En yukarıdaki boss'a delici bug'ından dolayı 25k falan vuruyoruz abi. Baya baya güzel bence. Bu kuşakları da hayık kuşağı özellikle satılırsa oradan da gerçekten ileride çok güzel para kazanacağımızı söyleyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dilerseniz yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. İçinde Zodiac portalının tanıtımı olduğu için bir miktar uzadı arkadaşlar video ama sorun olduğunu düşünmüyorum. Bilerek zaten sona doğru koymaya çalıştım ki ilgisini çekmeyen kişiler direkt videoyu orada kapatabilsin diye. Diğer portallarla ilgili videolar da gelecek, videonun başında söylediğim gibi onları da diğer videoların içerisine yedirmeye çalışacağım. Böyle 7-8 dakikalık süreçlerde diğer portalları da trikleriyle beraber sizlere anlatmaya çalışacağım abi. Onları da yine ilgisini çekmeyen arkadaşlar direkt ileriye sarabilir. İlgisini çeken arkadaşlar da direkt izleyerek videoyu devam ettirebilir diyelim ve ufak ufak sonuna gelelim videonun. Eğer beğendiyseniz bir like bırakıp kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın abi. Kendinize çok dikkat edin. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.